Yeni videodan herkese günaydın. Günaydınlar. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın aşkım? Gerçekten harikayım. Muhteşem. İyileşmeye de başladım. Evimizin konumu mükemmel. Hemen kalenin karşısında Bafa Gölü'ndeyiz. Bafa Gölü'nde birkaç nokta biliyorum ben. Daha önce geldiğimde yürüyüş yapmıştım. Eşimi de şimdi o gittiğim noktalara götüreceğim. Çok güzel bir yere gideceğiz. Hatta bir adaya yürüyerek geçeceğiz. Sonra da geleceğiz karavanımızla birlikte. Burada bir şey atıştırır mıyız yeniden? Kahvaltı yapar mıyız? Yaparız ya. Sabah tost yaptık ama acıkabiliriz. Duruma göre karar vereceğiz. Ama şimdi gideceğimiz konumları hem size nasıl gideceğinizi göstereceğiz. Hem de döndüğümüzde karavanda kahvaltı yapacağız. O zaman let's go. Hadi gidelim. Dün bir kutu mama verdik. Gün boyunca yanımızdan ayrılmadı. Şimdi de bize sanırım izcilik yapıyor. Önden gidiyor. Hadi bakalım, rehberimiz ön tarafta gidiyor. Burası sahil gibi. Baksana, sanki bir sahil. Şuradan gerçekten flamengolar olabilir, baksana. Evet, aslında gidelim mi? Yavaş gitmemiz lazım ama kaçmamaları lazım. Oraya nasıl gidebiliriz? Yani sahilden yavaş yavaş yürüyebiliriz. Şuradan ineceğiz aşağı. Evet, yani şuradan. Hadi gel. Ama çok güzel gözüküyorlar, baksana gölgeleri falan. Gerçekten flamingo. Çok güzel. O kadar güzel gözüküyorlar ki. Suya yansıyan gölgelerine bak. Daha yakın. Ya hepsini kaçırdı ya. Ya hepsini kaçırdı. Bütün kuşları uçurdun, mutlu musun? Video çekecektik. Neyse. Tehdit algıladı herhalde bizi. Önümüzü açıyor şu an. Su bayağı çekilmiş. Geçen senelere geldiğimde buralar hep suydu sahil boyunca. Bakın şöyle çekilmiş şuraya kadar. Burada hiçbir yapı yoktu. Şimdi kaç tane yapı yapılmış. Büyük ihtimalle burası sit alanı. Sit alanı olduğu için de izin verilmemiş. Böyle bayağı kötü bir durumda. Kapılar, pencereler açık. Terk edilmiş bir yer. Önden yürü. Yürü bakayım domuzlar. Koş. Koş. Aferin. Nasıl eğittin? Aa, karabataklara bak orada. Nasıl eğittim? Muhteşem. 3 dakikada köpek eğitilir. 3 dakikada eğitim. Şurada kamera elinden çıkıyor mu? Çünkü elim kabak evet, gibi kalın. Evet, çıkıyormuş. Biraz. Az. Devam edelim. Ya buraya nasıl ev yaparlar ya? Baksana şu an. Nereye yapmış kayaların arasına? O kadar güzeldi ki burası. Yasak olması gerek ya. Bu kayaların dibine, gölün dibine ev yapmış adam. Evet, devam ediyoruz. Her yere izini belli etmeye çalışıyor çünkü. Harita çiziyor. Harita çiziyor, evet. Yok, bir şey yapmaz bu küçük. Küçük bu, bir şey yapmaz. Allah seni kahretsin. Bir şey yapmaz, gel. Geçemiyorum. Gel. Geçemedim, kaldım. geç, hiçbir şey yapmaz, gel, evet gel. Ne yapacaksın ya inek? Bokumuza bastın mı? Hayır, ben basmadım, sen? Mayın tarlası gibi, bak nasıl kaçıyor köpekte, baksana. Evet, basma. Basmadım, ucundan bastım. Döndüm. Ucundan döndüm. Şu araya gideceğiz işte. Aradan gideceğiz. İkimize de bambudan yürüyüş deneyi yaptım yolda. Evet, yoruldunuz mu? Mahmut Hanım. Biraz mı? Daha yolun %50'sini yürümedik, haberiniz olsun. Bir de bunun dönüşü var. Günlerde yürüyelim dedin. Bak, seni öyle bir yola getirdim ki. Şuraya görüyor musun? Ya. Şöyle ardılardan kafamızı eğerek geçeceğiz. Survivor yani. Şuraya bak, arkaya bak. Survivor. Olsun ya, doğanın içinde yürüyoruz.
Önümüzde de köpek var. Bizi tehlikelere karşı koruyor. Nerede o? Önden gitti. Şunun renklerine bakar mısınız ya? Hatıra kalsın bize buradan. Yapalım bir kasıp gerçekten. Yapalım, delelim. Evet sevgili dostlar, yürüyüşümüzün biz birinci saatini doldurduk galiba. 11.35, 10.35'te çıkmıştık. Bir saattir yoldayız. Kurt, aferin. Atıl Kurt oldu onun adı. Arkamızda bir ada var. O adaya yürüyüş yapıyoruz şu anda. O ada aslında bir yarım ada. Üç tarafı deniz, ön tarafında kum var. Adaya yürüyerek geçebiliyorsunuz. Orada hatta parça bir göl de var. Birazdan drone görüntülerini de size izletirim. Az kaldı, bir yarım saat içerisinde orada olacağız. İyi misin? Biraz yoruldum. Biraz yorgunluk başladı aşkım bende. Sen de, sen bir de hastasın. Hasta yürüyorsun. İnşallah bir şey. İyi geldi bana. İyi gelir. Hadi. Hadi gidelim. Evet, artık Patika yola geldik. Şuradan şöyle yürüyebiliriz. Aklınızda bulunsun. Eğer siz de Bafa'ya gelirseniz Kapıkırığı'na, bu yürüyüşü eşinizle, dostunuzla, evlatlarınızla gelebilirsiniz. Bazı çocuklar var doğuştan trekkingçi aşkım. Senden benden daha iyi yürüyor. Şuradan indi. Onun nereden indiğine bakma, inemeyiz yoksa. Takip ediyor. Oradan şöyle hop indi. Buradan nasıl ineceğiz? Şurası merdiven gibi, bak şuradan inebilir miyiz? Zaten buradan ineceğiz, merdiven yapmışlar oraya. İn bakalım. Sopayı at, öyle durumlarda sopayı at. Yerden alırsın. Ya yürü be. Kimin eşi? Kimin eşi ya? Zafer. Zafer senindir. Aferin sana. Vallahi bir saattir yürüyor. Helal olsun. Bakma biz alışkınız yıllardır bu coğrafyada. Alayım mı telefonu? Bu bana hakarettir ya. Telefon elimde. Tek şeyle inerim. Beni az çok tanımışsındır. Evet. Yıllardır ben bu coğrafyanın böyle bilinmeyen, az bilinen ya da bilinse de çoğu insanın yürümediği yerleri yürüyen birisiyim. Evet arkadaşlar, burada iki tane kale var. Birincisi burası, bakın üst tarafta. İkincisi de hemen şurada, hem kapıları hem de kemerleri hala gözüküyor. Biraz yaklaştıralım. Hatta biraz daha yaklaştıralım. Bakın orada kemerler falan hala duruyor şu kısımda. Şurada da yine bir kapısı var. Şimdi şuraya çıkacağız. Ve manzarayı bir de yukarıdan izleyeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Yoruldun ya. Çok yoruldun ya. Kıyamam sana ya. Prensesim. Yukarıda bir kahve yapayım mı sana hemen? Kahvemiz var ama suyumuz yok. Suyumuz mu yok? Su. Her yer su. Her yer su. Bu sudan içilmez ama, değil mi? İçersen büyük ihtimalle akşama hasta olursun. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Bizle yolculuk edip bizi koruduğun için teşekkürler. Tamam, orada kal, otur. Seni de seveceğim. Teşekkür ederim, tamam mı? Aferin sana.
Seni alıp götürmek geliyor içimden. Nedense öyle bir şey var, böyle bir şey aldım. Ama çok büyüksün. Tüm sulara giriyorsun. Bizi çok zorlarsın. Seni nerede götüreceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama sana gidince mama ve su söz. Tamam mı? Tamam mı güzel köpeğim? Tamam mı canım benim? Yol arkadaşım, yol arkadaşım. Sinekleri de avlıyor ha. Bu sivrisinek falan bırakmaz. Sinekleri ağzıyla. Söyleyeyim. Ağzıyla avlıyor. Evet. Yaklaştırmıyor sinekleri. Şeyimiz nerede? Bardaklarımız. Aşkım senin sırtın terli ya. Ne yapacaksın? Şu an bakayım. Şunu sırtına alsana. İyiyim şu an. Burası iyisin. Sırtımı aldım şöyle. Bak bak. 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 Çok komik ya. Gel bana. Gel. Gel buraya. Bu tarafta. Gel buraya. Gel otur. 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 Aferin lan. Pati ver. Ne oldu? Nasıl yiyor? Havada mı yakaladı? Havada yakaladı ya. Bak 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 bak. Tamam. Tamam. Otur orada. Aferin sana. Tanem soğumuş ya. Bu niye bunu koymamış? Bir tane şey versin de bisküvi. Onu vereceğim. Bisküvi mi? Aşkım bisküvi sen kendin yemedin mi? Bir tane var ya. Şekerimiz düştü, öleceğiz bak, geri dönemeyeceğiz. Gel buraya. Otur. Otur. Aferin işte bak, bunu yapacaksın ben de sana vereceğim, tamam mı? Oturmazsan vermeyeceğim. Nasıl yiyor ya? Kahve içemezsin ama. Köpeklere kahve yasak, şekerli şey de yasak. Hayır. Kahve içeceğim, otur. Tamam. Bana da bir tane bisküvi verirsin. Sen bisküvi hakkında ona verdin. Tamam, sen ye o zaman. Alın. Sen yiyebilirsin. Biraz paylaşımcı ol. En çok sen yedin ama. Ne yürüdük be. Biraz daha kahve koyayım mı sana? Sonra. Ne yürüdük be. Bunu hayal eder miydin evlendiğimizde? Neyi? Evlenmeden önce. Yürüyeceğimizi mi? Ya bunu... Yürüyeceğimizi hayal ediyordum. Bunları yani işte. Mesela. Evet ediyordum aşkım. Çünkü senin öyle bir adam olduğunu biliyorum. Bak bisküvi verdin ya. Gel. Hayır onu sen ye aşkım. Yarısın yarısın. Hastasın yarısını. Zaten. Yarısın, ye gel. Şunu. Ver otur buraya. Ver. O sesi duyduğu sürece yapacak onu ya. Sen hiç vermedin, bir tane versene. Bitti. Bitti mi? Çöp at o zaman. Bakın iki tane şey var. Evet. Üçünü o yedi. İki buçuğunu o yedi. Bir tane, bir buçuğunu ben yedim. Bir buçuğunu da sen yedin. En çok o yedi. Ama o hak etti. Oh be. Çok iyi değil mi ya manzara? Çok güzel. Ve kalenin surlarına kadar çıktık. Buradan aşağısı uçurum. Şurası da diğer kale. Zoomlayalım. Gördüğünüz gibi kemerler, kale duvarları hala duruyor. Ve burada da şöyle bir manzaramız var, bakar mısınız? Zaten gördünüz. Yani gelinip burada bir kahve içilip, bakın. Neredesin? Buradayım. Göremiyorum. Görüyor musun? Seni göremiyorum. Neden? Ha şimdi gördüm. Evet, Mahmut dedi aşağıda duruyor. Şu manzara eşliğinde güzel vakit geçirdik. Sabahımız güzelleşti. Sporumuzu yaptık, şimdi geri dönüyoruz. Dönüş yolundayız. Yolumuz daha var. Sıcak da bastırdı. Öğlen sıcağına kaldık. Saat 1:30. Allah'tan bu mevsimdeyiz. Biraz daha sıcak bir mevsimde olsak gerçekten mahvolurduk. Siz biblo musunuz ya? Bunlar buzağa baksana. Bak gel. Ya şu 2,5 da şunları çeksene aşkım. Aldı bozdular. Geliyor. Gel. Gel.
Yalar yalar o işe çok diş yok onda. Diş yok onda, ısıramaz. Diğeri gelemiyor, çıldırdı. Diğeri niye gelemiyor? Bağlı. Biz en son nerede kaldık bilmiyoruz ama şu an Milas'a geldik. Milas'ın ara sokaklarındayız. Nasılsın? İyiyim aşkım, sen nasılsın? Nasılsın? İyi değilim. Olmalı. Sabah kahvaltısı, evet. İki tane tost yedik böyle iki dilim. 4 saat yürüyüşün ardından geldik. Ben çok terlemiştim. Sonrasında duşa girdik. Yemek yiyecek vakit yoktu. Suyumuz da yoktu ki yemek yaptık. Su da yoktu. Bulaşıkları da yıkayamazdık. Bu yüzden karavana geldik. Şimdi Milas'tayız. Burada bir restoran buldu Mahmude. Bakalım mı şeye? 190 metre gösteriyordu. Telefondan bakar mısın? Milas'ın sokakları da biraz ne denir ona? Biraz dar. O yüzden aracı her yere sokamayız. Buraya bıraktık. 190 metre yürüyüp restoranta gideceğiz. Restoran çok övülmüş. 5 yıldız almış. Ve fiyatlarının uygun, porsiyonlarının büyük olduğu söyleniyor. Doğru mu göreceğiz? Doğru mu? Ve bu arada adam kapatıyordu. Adama Mahmude, eğer biz yetişebilirsek ya da siz kapatmazsanız bize mesaj atar mısınız dedi. Adam bize mesaj atmış. Müşterilerim geldi, kapatamıyorum. Biz de geldik. Bakalım nasıl bir yermiş. Orası mı? Orası değil galiba. İnsanın kısmetleri sıkı, hiç değişmez. Evet ya, sen burada yemek istemiştin ve ta Bafa'dan çıkıp Minas'a geldik. Restoran şöyle, hemen ışığı biraz kısalım. İçerisinde bak böyle. Anne ve oğul çalışıyor değil mi? Evet. Birlikte çalışıyorlar. Bakalım yemekleri nasıl? Sevgili dostlar, bir porsiyon köfte, bir porsiyon da ciğer söyledik. Toplamı ne kadar tutacak? Göreceğiz. Göreceğiz bakalım ama lezzetliyse size süper. De burayı önereceğim. İçini şöyle anlayabiliriz mekanın. Her şeyi sürdük, süpürdük. Bunun ikincisi geldi. Domatesin ikincisi geldi. Hepsini yedik. Güzel. Evet, gecenin bir yarısı. Ve susuz. Sen çok hastasın. Hastayım. Susuz kaldığımız için Opet'in yan tarafında bir dinlenme tesisi var. Egesan Koto dinlenme tesisi. Şurada bir hortum gördük. Su var mı yok mu bakacağız. Hadi ben suyu açarken sen de hortumu tutsana. Tamam, tutayım aşkım. Arabayı bilerek fazla yaklaştırdım ki hortumu direkt sokabilesin diye. Evimiz, güzel evimiz. Çok sokmasaydık pis hortum içeriye. Ha tamam. Biliyor musun? Geliyor. Tamam, biraz alırız. Şık 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 sesler geliyor. Evet. Bayağı boşalmış %100. Baksana, bidon sesi geliyor. Zaten öyle diyordu ya. Uyarı veriyordu. Hidroforu çalıştırmıyordu sistem. Evet, kapattı sistem hidroforu. Kendi kapattı sistem. Niye? Döndür hemen, anlatalım. Kullandığımız şu an akıllı panel sisteminde su bittiği zaman, şamandırada o seviyenin altına düştüğü zaman hidroforun boşuna çalışmaması ve yanmaması adına hidroforu kapatıyor. Akıllı sistem. Evet, çok iyi bir şey. Önceden ben koşturuyordum. Hidroforu kapat diyordu. Evet, 10 günlük alışverişimizin. Hadi yapalım. Birinci kısmı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birinci kısım marketten alabileceklerimiz. İkinci kısım mağam, üçüncü kısım kasap. Sadece birinci kısmı bile şu an. 400 lira. Her şey çok pahalı. Evet. Bittik de mi ya? Evren'e güzel enerji ver. Bitmedik Evren. Evren, bitmedik. Devam ediyor her şey. Bitmedik. Çok mutluyuz. Ekmek var mıydı? Alıyoruz. Ekmeğiniz var. Yok tabii ki. İki paket al ekmek istersen. Ya da fırın varsa fırından da alırız. 25 lira ekmek ya. Fırından paket alalım. 50 lira yapıyor. Deli misin? Evet. Almam ben bunu ekmek. Yürü fırına. Her şeyi. Marketten ihtiyacımız var. Tamam. Akika'ya geldik. Şöyle bir otoparka park ettik. 100 metre sonra ya da 50 metre sonra Azmak Nehri var. Bir Azmak Nehri'ne bakacağız. Ne yapıyorsun? Gün batımını izliyorsun. Ne güzel hayat be. Ne yapıyorsun sen Asya? Neredeyiz? Akyaka'dayız. Ne yapıyoruz? Gün batımını izleyeceğiz. Evet. Akyaka'da. Market alışverişinin yarısını yerde bıraktık. Yaptık diyor yarısını. Yaptık. Tamamını yani. Yaptık. Tamamını yaptık. Sadece birkaç bir şey alınacak. Yarısını da yerde bıraktık. Buzdolabına koyacaklarını koyduk ve evet. Dışarı çektik. Doğru mu? Doğrudur. Niye? Gün batımını kaçırmamak için. Evet. İlk defa geldim ve çok beğendim. Çok. Daha gezilecek, görülecek. Falan. Bayıldım. O kadar size. Çok yer var ki. Evlere bayıldım. Evlere mi? Evet.
Evet, yani çok güzel. Akı kayaları. Eve gerek yok. Dur, bir dakika dur, ben bırakacağım ya. Ne? Ha, et bakayım. Allah'ım bize de böyle denize sıfır, bir tane de ev nasibeyle yarattı. Tamam, amin. Amin diyelim. Şimdi diyecekler ki, karavanınız var, denize sıfır, evi ne yapacaksınız? Neden? Bütün denize sıfır olan yerler sizin diyecekler. Tamam, söylüyorum. Çünkü belki bir gün çocuk yapacağız değil mi? Evet. O çocuğu büyütmek için bir ev gerekecek. Onun için denize sıfır bir ev neden olmasın? Mahmut diyor ki çocuk olursa karavan hayatı biter. Yani çok zor. Bitirecek misin? Gene gideriz. Ama tabii çocuk varken biraz zor. Dedim sana, sıra sıcak sıcaklığına bakmak ister misin? Ben de denize gireceğim ya. Sürekli denize gireceğim deyip duruyorum sonunda. Girebilirsin. Burada hem hava sıcak, farkındaysan. Hava çok güzel değil mi? Ben denize giremedim. Elini soksana bir suya. Nasıl? Hiç denize giremedim ya. Su nasıl gözüküyor? Bak su böyle. Yabancıdır herkes. Gel buraya bak bana. Değil o, Ale bana bak. Ale kaç yaşındasın sen? Aa, çok güzel oldun Ale ya. Çok güzel oldu. Kamil abisinin gözlüklerini kendi takmış. Yaptıkları ve enerjisi yüksek galiba değil mi? Aha. Şunları hiçbirini koyamadık baksana. Şu an bunları koyamadık. Kirli kıyafetlerimiz dışarıda kaldı, makine doldu. Bizim bu airframe kutusunu saklama ihtimalimiz yok. Evet, küçücük alana kocaman airfry alarak alanımızı tarihte daha da daralttığın için teşekkür ederim. Tarihte görülmemiş bir şey. Bak, evet, ızgarası. Bayağı var böyle, bak. Bir dakika, bu kadar basit. Kadın nasıl söyledi? 15 dakika deneyeceğiz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sonra play'e basacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lütfen çalıştır. Hadi lütfen. Ya çalıştı. Tam bizi şaka mı bu? Şaka değil bak. Ne ya, uyarısı veriyor? Bunu kapatalım. Martı uyarısı veriyor. Bütün ışıkları kapat. Olmaz. Yakarız. Ha? Yakarız. Neyi? İnvertörü yakarız. Bunu biz dış prizle kullanabiliriz sadece. Ya çok üzüldüm şu an. Yani ya. Yapacak bir şey yok. Ama yani çok büyük bu. Çok güçlü bir şey aşkım. 12 voltluk bir şey değil ki. Bu ev tipi bir şey. 220 volt. Yol ayrımına geldik. Yarım adasına giriyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Önce Orhaniye, Kızılkum'a geçeceğiz. Sonrasında Selimiye'ye ineceğiz. Selimiye'nin içerisinde Serçe Limanı, Cennet Koyu gibi güzel koyları göreceğiz. Sonrasında Bozburun yarım adasını gezdireceğim sana. Orada da Serçe Limanı var. Bir çoban abim vardı, hatırlıyor musun? Çoban abi hatırlayamadım. Bir bardak suyu buraya nereye koymadın diyor, demiyorsa o kadın, onunla evlenme. Ama sana o suyu... Ne? Anladın mı ben? Hayır. Söyle bakayım, ne diyordu? Bir bardak suyu sofraya koyduğunda neye koyduğunu sofraya demediyse diyor. Hani sana su getirdim. Miyim? He. Al suyunu iç. Ama su istediğinde ben sana niye su getiriyorum diyorsa diyor, onunla evlenme. He. Ama su getiriyorsa onunla evlen diye dayının yanına gideceğiz. Evet. Şeyde yaşıyor, dağda yaşıyor. Şimdi o bana sorar şu getirir misin diye. Evet, soracak. Zeytin işi de yapıyor aynı zamanda. Gökova Körfezi'nin içerisindeyiz şu anda. Bak, her tarafı koydur, her taraf. Her taraf. Ayrı ayrı buralarda balık tutanlar vardır, yüzenler vardır. Çok, bak görüyor musun şu koyu? Şu koyu görüyor musun? Bak yüzüyor insanlar. Gördün mü? Bayağı da bir insan var. Evet. Ama iki araba gözüküyor. Bugün bir de cumartesi ya. Vallahi enteresan.
Ama su ya, böyle. Kız kumuna geldik. Bakın böyle seferi araçlarıyla turistleri getirmişler anladığım kadarıyla. Öyle yürüyorlar. Şöyle. Koy bakalım iki tane daha. Çok mu aldık aşkım? Ya ben onları şey tavada pişireceğim. Evet. Tuz koyacağım şimdi. Ben onları canım öyle çekti. Tamam. Öyle yiyeceğim. Ama yemeğini de yapalım. Tamam. Yemeklik de daha... var zaten orada. Tamam. Var var. Tamam. Ne kadar bizim borcumuz? Kaç para? 60. Tamam. Ah Selimiye, ah 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 ah. O kadar güzel ki etkilenmeme geldi değil ya. Evet, Salih abi gördük. Selimiye'ye girer girmez Salih abiyle karşılaştık. Atatürk büstünü temizliyordu. Çünkü yarın 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılı. Herkese, hepimize, tüm ülkeye ve Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Yani Salih abiyle konuşunca da heyecanlandım. Çünkü yanında da yüzlerce bayrak var. Salih abi Marmaris'in bir caddesini her 29 Ekim'de bayraklarla donatıyor. Marmaris'e yaptığı gibi Selimiye'ye de el atmış. Şimdi onun mekanına gidiyoruz. 2 yıl önce geldiğimde yanında kalmıştım. Yani eşi de çok tatlı, torunları da çok tatlı. İnanılmaz bir ortam. Sen de gördün nasıl bir adam? Evet, çok enerjisi inanılmaz. Heyecanlı. Enerjisi inanılmaz. Evet. Kamil şefimiz ne yapıyor? Tost yapıyor. Çok acıktı. Acıktım ya. Hemen dedi ki bir tost. Araba kullanınca öyle bir anda şey olabiliyor. Şeker, tansiyon bir şey yok da üşüyor yani. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Cumhuriyetimizin 100. yılını en içten ve en güzel şekilde kutlamak adına Marmaris'e Salih abinin yanına geldik. Salih abi kimdir? Onu videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağız. Bugün Marmaris'in Selimiye köyündeyiz. Selimiye'de toplu bir yürüyüş olacak ve sonrasında Marmaris 105 sokağa gideceğiz. Ve Cumhuriyeti en içten şekilde kutlayacağız. Toplu yürüyüş yapacağız, sonra araçlarla mı gideceğiz? Sonra araçlarla Marmaris'e geçeceğiz. Ben de şimdi karavanın bu çok güzelmiş elindeki ya. Kaplayacağım. Şimdi atamızı çok arabanın arka tarafına asacağım. Yardım ihtiyacın var mı? Var. Şimdilik yok. Ben yukarı çıkıyorum. Ha, yukarı çıkacaksın. Şöyle yukarı çıkacağım. Bunu asacağım. Bak bakalım. Dikkat et. Gibi. Dikkat et. Ederim. Bu kamyon da süslenecek değil mi? Her yerine bayraklar asılacak. Hiç gözükmeyecekmiş bu kamyon arkadaşlar. Her yere kaplanacak. Aa, muhteşem oldu. Bir de çalışıyor değil mi çamaşır makinesi? Muhteşem. Evet abi. Tamam. Çalışıyor. Bir de bu Salih abi hemen kısaca kendinden bahsetsene video. Çok kısa. Hemen. Evet, şu anda Cumhuriyet'e hazırlanıyoruz. Çok büyük bir Cumhuriyet'i bugün kutlama yapacağız. İnşallah görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes geldi yardım ediyor. Bugünkü Selimiye köyü olarak 100. yılımızı. Muğla Selimiye köyü olarak inanılmaz bir köydeyiz. 100. yılımızı kutlayacağız. Evet. Nasıl gözüküyor böyle bağlı? Muhteşem. Böyle muhteşem bağlı gözüküyor. Evet, sana ne dedim? Çok güzel oldu abi. Çok güzel oldu. Ben bunu bağlıyorum o zaman. Bağla ama dikkat et, düşme. Yok yok, düşme. Sıkıntı yok. Bir tarafını bağlayacağım. Al drone aşkım. Abi bakarız, mücadele etmeyin. Bu işte geldik. Ha, burada da bekliyor. Hayır, tamam. Çekilmiyor musun? Bir dakika. Hazır mı? Hazır. Hazır mı? Sana mı soruyorsunuz? Bekle bekle. İki dakika. Arkadaşlar. İki dakika daha bekliyorum. Arkadaşlar. İki dakika. Full uçacak mı tepemizden? İki dakika sonra. Lütfen herkes sakin oluyor. Böyle bir günde koca bir köye konvoy başı olduk. Çekim yaptık değil mi? Bakın insanlar sağda solda bize doğru geliyor. Biz de kornaya basa basa gidiyoruz. Her taraf bayrak, her taraf Atatürk. Bravo. Karavan Erdem'in en güzel yanı da bu. Bakın. Nerede olursanız olun hemen oranın parçası oluyorsunuz. Bakın Selimiye'deyiz. Salih abi bizi aldı. En öne koydu. Çekimlerimizi yaptık. Ve arkamızda onlarca araba motorlu var. Ve yolda bizi selamlayan her yerde bayraklar. Bakar mısın yani çocukların bayrakları.
Yan tarafımızda yine her yerde bayraklar. Selimiye'ye tamamen bayraklar altına almışlar. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve şu gururu anlatamam size. Şu heyecanı anlatamam size. Yani nasıl yaşanır? Tam olarak böyle yaşanır işte. Zamin bozulmaması için yavaş gitmemiz gerekiyor. Zaten köyün meydanına geldik. Birazdan duracağız. Köyün meydanında da müthiş bir eğlence olacak. Tabii orada Sahil abinin varlığı da konvoyun bozulmamasını sağlıyor. Çünkü kimseyi öne geçirmedi. Bütün hızı da biz belirledik. Yaklaşık 10-15 dakikada 2 kilometrelik yol geldik. Ve keyifle şu an geçiyoruz. Güzel günlerden bir tanesindeyiz. Az önce seninle de konuşurken şunu ifade etmiştim. Aslında biz Türk milleti olarak nasıl kenetlenebiliyoruz değil mi? Yani öyle özel günlerde öyle şeyler yapıyoruz ki mesela milli takımdan bahsedelim. Voleyboldan tut değil mi? Yani mesela Türkiye'mizde voleybol son 4-5 yıldır çok popüler. Öncesinde futbol. O gün insanlar kimin ya yani kimin hangi takımı tuttuğu, hangi renk olduğunu fark etmeksizin birleşiyor. Aslında biz çok özel bir milletiz. Ama aması var işte. Neyse. Böyle değerler. Böyle özel günler ve böyle evet, değerler bizi birleştiriyor ve bu aslında insanı duygulandıran bence. İyi ki diyorsun o zaman işte. İyi ki bu topraklarda doğmuşsun. İyi ki bu topraklarda yaşıyorsun. Sahil abinin enerjisinin %10'u bizde olsa ve kendisi kaç yaşında aşkım? 70 yaşına yaklaştı ya. Yaklaşık 1,5 saattir yoldayız. Marmaris'in en yüksek caddelerinden bir tanesindeyiz. İki taraflı konvoyumuz var. Hem sağ hem sol. Buradan da onlar bizimkiler. Döndüler böyle. Evet, şimdi bize tekrardan arkadan katılacaklar. Gözler.
Cumhuriyeti kutladık. Evet. Konvoydan ayrıldık. Yemek yedik. Yemek yedik ve... Şimdi de sahil yürüyüşü yapıyoruz. Sonrasında orada. Selimiye'ye geri döneceğiz. Ay kız. Çok güzel bir ay var. Biz yola çıktık. Evet. Marmaris'ten... Selimiye'ye gidiyoruz. Yolumuz karanlık. Karanlık, sağ salim ulaşırız inşallah kolaylıkla. Kaptan, yorgun musun? Vallahi konvoyu biraz yormadı değil kuzum. Yani yorulduk ama şimdi gidince keyfini çıkartırız. Diyorsun inşallah. Tabii. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolaylıklar birkaç gün, diliyorum. Birkaç gün kendimize izin verelim. Hareket etmeden denizde yüzelim, kanoyla açılalım vesaire vesaire bir sürü şey yapalım. İnşallah. Ama araba kullanmayalım, olur mu? Çok yoruldum. Emme çok yoruldu kızım. Valla senin kocan çok yoruldu. Ya. Ya.